ve de saat. Saat ne vakittir saat? Kıyamet vakit kopar. Sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkmış, namaza durmuşlar. İki kere namaz kılmış öyle demiş. Sonra dönmüş. Eyne sailü? Soran nerede sorucu? Soruyu soran nerede diye sormuş. O adam ayağa kalkmış. Fekâme racülü diyor. O adam ayağa kalkmış. Ya Resulallah benim demiş soruyu soruyor. Demiş ki kıyamet bir emri mühimdir. Bu olacağı muhakkak. Ama sen kıyametin vaktini öğrenip de ne yapacaksın? Sen kıyamet için ne hazırladın demiş Cenab-ı Peygamber. Sen kıyamet için ne hazırladın demiş. O emri bir emri mühimdir. Mutlaka olacak o. Kıyamet kopacak. Hani mi? Doğduk, öleceğiz. Toplandık, dağılacağız. Toplanmazdık, dağılmazdık. Evet. Doğmasaydık ölmezdik. Cenaze gidiyormuş, adam birisi sormuş giderken cenazeye. Meraklı adamlar vardı öyle. Neden öldü? Kim filan? Filancı efendi demişler. Neden öldü demiş. Oradan birisi Arif bir adam demiş, doğduğundan öldü demiş. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak Dikkatin Hazretleri Melek-i Mevte kabz-ı ervah emrini verince, yani ruhları kabzetme emrini Melek-i Mevte havale edince Melek-i Mevte demiş ki, Ya Rabbi demiş, kullar demiş, geri görürler beni demiş. Sevdiklerini alacağım, harap edeceğim mamurhaneleri. Seri boylar ömrüküm eyler keman, hak ile eksan vermez ama. Evet. Cenab-ı Hak buyurmuş ki, ben hiç ya Melek-i Mevte seni onların hatırına getirmem. Onlar aman hepsi ya. Bir illetten öldüklerini zannederler. Aman ya Rabbi. Kanserden öldü, ülserden öldü, karnı patladı öldü, kıç çatladı öldü. Evet. Bir derdi kendilerine gösterirler. Sana o dert perde olur demiş. Hiç demiş, sen de bilmezler demiş. Melek-i Mevt kendi al demez demiş. O pek ender işi yani. Tabii biz bilenler biliyorlar. Sonra bazen de böyle yüzü asık bir adamı gördü vakte. Ya suratı ne gibi herifin? Azrail gibi suratı. Sen böyle bir şey deme sakın. Allah muhafaza buyursun. En sonunda ondan görüşeceksin yani. En sonunda o gelecek. Ya. Azrail ölürken bir insana efendicim imanla gidiyorsa nasıl görünür? Sana diyeceğiz ya. Ha, eyvallah. Hepsini soru söyleyeceğim ben. Açtığımı söylerim. Böyle Azrail'in gidin konuşuruz. Allah'ın bana nasip ettiği kadar, bildiğim kadar, ya söylettiği kadar söylerim ben. Benim tabiatim öyle adet. Şimdi Azrail aleyhisselam insanların ameline göre gelir. Bir adam dünyada nasıl yaşadıysa iman, İslam yahut sefahat, felaket, küfür, buna göre zahir olur. Mesela bir hükümdar, öyle farz edeyim ben sana güzel kısa atayım olsa, hükümdarın birisi gayet mütekebir, zalim, hain, millete karşı ibadullah haka kusturmuş böyle. Bir gün ordusunun önüne gidiyor atın üzerinde, ordusu da arkadan geliyor. Böyle gelirken Melek-i Mevt eski elbiseli olarak görünmüş ona. Bir şey söyleyeceğim sana demiş. Demiş de kim hiç görmedin demiş ben demiş. Şimdi senin gadamın ateşi yakmasın demiş. Sen bana bir şey yapamazsın. Görmüyor musun? Bak titriyorsun demiş. Tüylerim diken diken oldu. Ve kim biliyor musun? Benim Melek-i Mevt'im. Ruhlar kabz eden zat benim işte. Ya öyle mi ama öyleyse ben şeye kadar gideyim de efendim döneyim saraya kadar. Orada vasiyetimi yapayım, şöyle yapayım falan. Yo. Buraya da emir demiş ve ruhunu kabz etmiş onu. Ama böyle hemen kısa değil. 360 melek gelir. Ben Nazihat-ı Garkan'dan Naşrat, Meşrat. Ayet kerime. 300 melek, 360 melek gelir. 360 damarından kafirin her damarına bir tikenli tel sokarlar. Öyle anlatayım ben sana. Tikenli tel var ya. 360 damarının hepsine tel sokarlar. Sonra onu böyle kuvvetle çekerler. Ruhun çıkması onun gibidir kafire. Allah Allah. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ruhun vücuttan ayrılması 300 kılıç darbesi demiş hadis-i şerifte. Allah! Peki ya Resulullah amel-i saliha icra edenlere, onlara tereyağdan kılıç çeker gibi. Nasıl oluyor bu? İkisine de 300 kılıç. Mümine de 3 kılıç yiyor, kâfire de 3 kılıç yiyor. Ama mümin duymuyor, tereyağdan kılıç çeker gibi. Öteki duyuyor, nasıl oluyor bu? Bunu Cenab-ı Peygamber âlemin cemale gittikten sonra manada sormuşlardı. Resulullah'tan birisi. Ya bunu Kur'an'da buna işaret var mı demiş? Var demiş Cenab-ı Peygamber. Sure-i Yusuf'u okuyun demiş. Orada var demiş. Yani vaktaki Mısır sosyete işittiler Züleyha'nın Yusuf'a aşık olduğunu. Başladılar kınamaya Züleyha'yı. Efendim kölesine vurulmuş, aşık olmuş, yakışır mı bir sultana? Bilen böyle dedi kudu sonra Züleyha dedi ben siz çağırayım da siz görün bakalım. Ben kime aşık oldum? Allah Allah. Bütün o kadınları topladı, çağırdı hanesine. Büyük ziyafetler verdi. Önlerine bak, alafranga yemek varmış o devirde. Şimdi İslamiler yok o devir, var. Hepsine ayrı ayrı bıçak vermiş ellerine. Allah Allah. Öyle diyor Kuran-ı Kerim. İndi de olmaz öyle şey. Ya hepsine eline bıçaklar vermiş. Çatallar, kaşıklar, tabaklar. Ev cemiyan, ev şahada Kur'an'da da var. Ev cemiyan, ev şahada. İster ferden ferden yemek yersiniz, ister zimmetli bir tabaktan hepiniz yersiniz. Böyle bir tabaktan. Kur'an yemez tabii. Efendime söyleyeyim. Kadınların önüne şeyleri, meyveleri dökmüş, koymuşlar. Altın satıl bıçaklar, kumuşlar, meyve soyuşlar. Ya Yusuf gel demiş Züleyha. Allah Allah. Der demiş, hemen Yusuf. Tabii herkes kulak kazanın, girişte kadınların Züleyha'nın aşık olduğu köleyi görecekler. Der demez, Yusuf Aleyhisselam kapıyı açıp içeri bir girmiş böyle kadınlar. Bir görmüşler Yusuf'u, parmaklarını kesmişler. Duymuşlar. Ma haza ve şer, in haza illa melin kerim diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kale fezalekün nezzelüm. Ya, ma haza ve şer. Bu diyor, Allah Allah. İnsan değil bu. Bu kerim bir melek diyor kadınlar, parmaklarını kesmişler, duymamışlar. Diyor Cenab-ı Peygamber işte diyor, Yusuf'un güzelliğini görenler parmaklarını kes duymadığı gibi müminlere diyor tecelliyat olur diyor ölüm anında. Allah Allah. Cennetin makamı, cennetteki makamını görür. Ne güzel değerlidir. Şeyhini görür, mürşidini görür, peygamberi görür, Allah'ı görür. Neyse, şimdi derecatı neyse derecatı ona göre bir makam. Ona görünce öyle güzellik ki o, vücuduna 300 bin kılıç darbesi vursalar, vücudunu böyle şimdi kovarsalar böyle vücudunu duymaz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördüğünüz vakitte matlabu âlâ maktadır hâna hep dua ediyoruz ama burada aşık yok ki bizim ümmet-i Muhammed'e. Dün Fatih Camii'de ben sizleri dinliyorum, şey okunuyor efendim, böyle dokunuyor böyle. Öyle bir şey okudular ki, Hafız Efendiler. Hafızın bile okuduğunun haberi yok ama neyse ziyanı yok. Eyvallah. Okuyor, halk mezar taşı gibi böyle. Ölmüş. Farkında değil. Tabii. O Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmek filan meselesi mi? Onu der demez, aşık olan hemen ruhunu Allah'a teslim eder. O mesela. Onu gören adam böyle 300 bin şey olsaydı duymaz. Onun için, efendime söyleyeyim, kafir görmüyor bunu. Görmeyince bıçakla karşı karşıya geliyor İsrail'in kılıcıyla. Allah Allah. Mümin görüyor, gördüğü vakitte tereyağdan duymuyor bir şey. Aman yarabbim. Ama bir de bakıyor kendisini musalla üzerine yahut kendisine yıkıyorlar. Ancak mümine veriliyor, bir gün veriliyor kendisine, şunu koka diyorlar. Melekilme yaptı, Zeynep'ten bir gün koparıyor, koka falan oluyor. Bir de bakıyorsun ki kendini görüyor, yıkanıyor şöyle kendisinin üzerinde. Yahut musallada namazını kılıyor, okuyorlar. Müminlerin hali bu. Kafirler şöyle değil. وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي مَنَاطِ الْمَدِّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم burası. Evet. Sen görsen kafirlerin ölümünü diyor Cenab-ı Hak. Resul-i Ekrem'e hitap, bize hitap. Onların yüzlerinin arkalarına vurur, böyle ruhları kabzolunur diyor. Aman ya. Azab-ı hariki, yıkıcı azabı tattırırlar. Azab-ı hariki. Evet, söyleyeyim. Hariki. Yakıcı demek. Yakıcı. Yakıcı. Tahammül edilmiyor. Aman ya. Harik demek o demek. Yangın manasına geliyor ama tahammül edilmeyen bir şey. Evet. Allah diyor zaten kafirler, ister sabredin, ister sabretmeyin diyor. Ya Rabbi diyorlar sabredemeyeceğiz ateşte biz diyorlar kafirler. Ya. İster sabredin, ister sabretmeyin. Öyle olacak diyor. Mesela. O yok mu? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. O kurtarıyor adammıştır bunu. Sonra diyor, anlatacağız, geliyor ya. Kırışlı beni oturmam öyle kolay kolay. Dağıtırım, toplarım sonra dersi. Onun Cenab-ı Hak okulda ediverdim. Nasibiniz neyse onlar çıkar böyle konuşur diyor. Kral hemen ne yaptı? Dedi gel dedi şuraya, ona anlatıyordum kafirini. Dön dedi şeye dedi kral. Saraya gelinen bana anlat dedi. Hayır, şurada alacağım. Dedi öldü. Tabii askeri görmedi. Kral dediler, götürdüler. O 300 darbe yedi, götürdüler. Şimdi kafire böyle. Mümine emrolmuş melekülme. Geliyor, pazar yerinde görüyor mümini. Pazara gitmiş mümin, ya camiye. Ya bir yere gitmiş. Buyurun, aleykümselam. Ene melekülmevt. Ben melekülmevtim. Allah-u Teala selam etti ruhunu kabzedeceğim ama istediğim vakitte. İstediğim vakitte. Fîzâ câizelûn nâsirûn saatine derşekine ayet-i kerimede ümmeti Muhammed'e böyle bir şey var, iltibat var. O umum kaide o, okuduğum ayet-i kerime. İstediğim vakitte ruhunu kabzedeceğiz. Allah öyle söyledi, selam söyledi sana. O, aman ben onu bekliyordum diyor o mümin. Gel işini gör ama senden bir şey değil. Nedir? Ben namaza durayım. Müminin yeracı namazdır, namazla ruhumu kabzedeceğim. Tabii, elbette. Allah öyle dedi, öyle ben sana tabi olacağım. Koca melekül mevt mümine tabi oluyor yani. Kafire muamelesi böyle, mümine böyle. Müslümana. Aşkı sadık. Bir de aşıklar var. Aşkı değil. Allah-u Teala'yı sevenler. Allah'ın sevdikleri. Zevat-ı alikaler var. Sülaha var. Kubbat var. Ruhlar ne çıkıyor biliyor musun? Birinci kat semaya zahitlerin ruhu. İkinci kat semaya abidlerin ruhu. Üçüncü kat semaya velilerin ruhu. Dördüncü kat semaya büyük velilerin, kutuplerin ruhu. Beşinci kat semaya nebilerin ruhu. Altıncı kat semaya resullerin ruhu. Yedinci kat semaya Cenab-ı Peygamber'in makamıdır. Makam İbrahim, haliliyet ve halibiyettir. Kafirlerin ruhu. Bunlara sema açılmaz. Götürüyorlar, sema açılmıyor. Feleki kamera gönderiyorlar, gidip toprağa onu berzaha affediyorlar. Allah muhafaza buyursun, çok korkunç. Hazret-i Osman İbni Affan radıyallahu anh hazretleri kabir anıldığı vakitte ağlarmış. Titrer ağlarmış. Demişler ki bir gün, ya emir el-mü'min, ya zil-mü'min, mahşer anlatıldığı vakitte o kadar müteessir olmuyorsunuz da kabir anlatıldı mı çok müteessir olsunuz demiş Hazret-i Osman'a. Hazret-i Osman şu cevap vermiş, demiş ki, kabirde yalnız demiş, mahşerde umumi demiş. Orada tebahüş yok, kalabalık. Olur, ne olacak, kâfir, mümin hepsi beraber. Yani. Ama kabirde ferden ferda demiş. Onun için tebahüş ediyorum demiş. Hazreti Osman Zilnureyn. Hazreti Osman kim biliyor musun? Söyleyeyim sana bir tanesi. Sahabeden biri diyor ki, ismini söylemeyeceğim. Gelirken güzel bir kadın gördüm yolda diyor, baktım diyor. Yani, olur ya insanlık hali, sahabe olsun. Nazar değildi. Bir daha bakarsan iltisali günah olmaz. Hemen kafanı çevirmen lazım. Şehvede bakıyorsun diye. Baktın gördün güzel bir daha baktın falan ama günahkar olsun. Birincisi yok. Çarpar çünkü o rastgele o. İstek, arzu yok, niyet yok. Fena nazarla bakmışım diyor. Huzur Osman'a geldim. Hazreti Osman şöyle durdu bana. Kalk gitsen yıkana gel demiş. Demiş ben temizim ya emir el müminin. Demiş, gözler zina eder, sen gözünden zina etmişsin, yıkandı gelir, durma diyor. Oradan kalktım, gittim, yıkandım diyor, evet, istiğfar ettim. Hazreti Osman'ı, Zimnureyn, iki nur sahibi. Niye iki nur sahibi diyorlar? Efendimizin iki kızını aldı. Ha, Efendimizin iki kızını aldı. Hazreti Ali bir kızını aldı ama en mühim kızını aldı, Cenab-ı Peygamber'in. Efendimizin sevdiği, çok seviyor Hazreti Fatime'yi. Ve benim parçam demiş, ya Fatime, enti bid'atun minni. Sen benim parçamsın demiş Cenab-ı Fatih. Ondan Zürriyet-i Muhammed'i geliyor. Hasan ve Hüseyin. Efendim, Zürriyet'in gelmiş. Ali Muhammed. İşte Gitler ve Şurafa. Efendime söyleyeyim. Sen diyor bu soruyu sordun bana. Bu emri mühim. Olacak bu. Hem bizim başına. Bu cami doldu ve boşaldı. Ben biliyorum bunu. Yani cuma namazında değil. Teravide değil, bayramda da değil. Bu camide cemaat hepsi öldüler. İmamından, vaizinden, meyzinine kadar tekrardan yeniden cemaat getiriliyor. Cemaat hepsi öldü. Ben sandım. Kaç defa boşaldı. Ben bu camiye bundan 45-46 senedir burada meyizindim ben. Bu camide 46 senedir meyizindim. Buralarda bak, burada oturan insanlar vardı. Hep böyle şey adamlar, böyle efendim, kimisi Mekke mollası, kimisi vali tekbütekayevi burada otururlardı. Hepsi öldüler. Meyizinler öldü, imamlar öldü, vaizler öldü. Şurada biraz konuşalım bak bu usta. Hacı Hayırlı Efendi vaaz derdi, öldü. Hacı Necip Efendi vaaz derdi burada. Meşhur Hacı Necip Efendi o. Mesut Sadettin Efendi vaaz derdi o. Kim varsa yazıp çıkarsınlar. Sonra o. Mustafa Asım Efendi. Efendim, Besim Efendi vaaz derdi. Abdülhakim Efendi vaaz derdi. Efendim, Manisalı Mustafa Efendi vaaz derdi. Sonra efendim Rizeli Hacı Bilalzade Mustafa Asım Efendi vaaz etmeye başladı. Efendim Hacı Cemal Efendi vaaz ederdi. Buranın hatibi efendim Halit Bey'di. Sonra Akraboğlu Osman Efendi geldi, Hafız Osman Efendi geldi. Muammer Efendi vardı, Muammer Efendi'yi buradan verdiler, babadan kalmaydı imameti. Şuradaki Mimar Hattin Camisi'ne imam verdiler, oraya gitti. Yani boşaldı bu cami yani ben. 486 minder vardı, minder emanet. Halkla oturması için hafızlar mukabele okuyordu, 486 minder hafızlar. Minder sukununa da ayrı. Her cenahta burada hafız bir şey okurdu, her anda. Sabahleyin saat 10'da başlardı mukabele. Şimdi bu vakitler bundan sonra şey gelirdi, yeraltı hatibi Hafız Ali Efendi mihrapta okurdu. Bundan sonra geliyordu. kimse kalmazdı. Akşam ezanında bir okka zeytin dağıtırdık burada biz namaza kalanlara, oruç açması için. Şimdi kimse yok. Dolu boşalıyor dünya. Yani cami dolu boşalmadı. Bütün dünyada boşaldı. 50 senesinden bu tarafa hepimiz 50'ye yetişmiş insanlar çıkıyor çocuklar müstesine. Bir düşünün bak ahbab-ı yaranımızı, ölenleri. Ne başvekil kaldı, ne cumhur, ne cumhur kaldı, ne ordu kumandanı kaldı. Giden gidene alabilir. Kimse önüne geçemiyor. Akın akın millet o tarafa doğru yürüyorlar. Onun için sen şimdiki diyor Cenab-ı Peygamber, kıyametin bak diyor ne var işte. Sen kıyamet için ne hazırladın diyor. Şimdi bazı adımlar var, bazı zavallılar var, kendine mezar yaptırıyorlar. Mezar, o ayrı bir de var ki, arifi billah insanlar olur, ölümü daima gözünde bulundursun diye kendi kabrini yapar, gider üzerine oturur, tesbih eder orada öyle. Mesela benim mürşidim öyleydi, kabrini yaptırdı, üzerine her gün gider, gönülce kabrini oturur, orada tevhidini, ismi celalini, ismi olsun, diğer esma ilahi orasını çekerdi. Kabrin üzerine çekerdi. Öyle. Hayır, bazı gafil adamlar var, namazla ilgisi yok, abdestin yok, imanlı yok, dinleyen yok, hiçbir şey yok. Zavallı dünya, yalnız şeyi şu zannediyor, ye iç sıç, Türkçe konuşayım ben seninle biraz, hayatı bunu zannediyor. Bir kendine mezar yaptırıyor. Askeri komandan anlattı, iyi dinle kulağını benden yana ver. Bir askeri komandan bana anlattı, dedi ki, hocam ben dedi, bunu camide anlat cemaate dedi. Şahit oldum, yemin etti. Bir albay. Adana'da bir zengin, kendine mezar yaptırmış, elektrikli falan böyle. Basıyormuş pile, kapı açılıyormuş. Yani gayet de mükellef içeride odalar. Burada da yapmışlar şeyde, Sicilikoyu mezarlarında. Aşağı iniyorsun, odalar var, tabutları çekiyorsun böyle bölük bölük yerlersin. Yaptırdılar ki mezarı, efendim, bir delik bile bırakmamış. Dönüşü kumandana, bana anlatan kumandana, mezarımı yaptım sana göstereceğim demiş, bak gör demiş. İçine bir sinek dahi giremez demiş, öyle yaptırdım. Filan bir basmış, kapı açılmış. İçeri bir diyor, ortada bir yılan diyor, dikilmiş ayağı diyor böyle. Domates sırığı gibi diyor, tam ortasında diyor. Girmiş. Simsiyah bir şey, dikilmiş böyle dikine diyor. Yılan dikine kalkar. Sırık gibi böyle dikilir. Elif gibi yani böyle. Onu görünce adam öyle düşmüş tamam. Yani ağız burun köpürmüş, bozulmuş. Albay anlattı, Adana'da dolmuş hadise. Yani şu babacığım Allah'ın azabından kendini nasıl kurtaracaksın sersem adam? Göreceksin kabir yapmakla, ziyaretteki bilmem neyle nasıl kurtaracaksın kendini sersem adam? Neyse, efendime söyleyeyim. Bazıları işte kendine böyle ahmak, kabir hazır. Sen kendi kabir hazırlasana. Kabir karanlıktır, nur ister. Aletlik yakmak falan değil. Mum yakmak falan değil. Mum yakıyorlar evliyalar. Velileri yakarlar mumu. Sen bakma o bezliyorlar demir üzerine falan. Ölülere mum yanmaz diye, ölülere mum yanmaz. Öyle mum yaksak babamıza yakarır girmez Allah'ın dışarıya. O büyük velilerin kabirlerine mum yakarlar, kandil yakarlar, vakıflar yapmışlar. Şeyh fetva vermiş. Neden? Burada bir insan yatıyor. Oradan geçerken bir Fatiha oku bakayım. Halka önder olsun. Bak ben de eğer sülahadan bir zat olursam, bana da halk böyle Fatiha olacak diye halka önder olmak üzere mum yakarlar. Ona hakaret etmesinler, gece bir sarhoş gelir. Efendime söyleyeyim, işemesin duvarına diye. Mum ya, kandil yakarlar. Sarhoş böyle toparlanır. Ya onu geçerken toparlanır tabii ya. Efendime söyleyeyim, gazidir, büyük fütuhatlar yapmıştır, ona hürmet eder millet, riayet gösterir. Onun için, efendim caiz değil, sana bana göre caiz değil ama ona caiz. Resul-i Ekrem'in efendim Hoca-i Saadet'te Sultan Ahmet Han'ın vakfı, Sultan Hoca'nın var ya, onun uzun sahibinin vakfı. Günde 16 okka gül yağı yanacak. 16 okka gül yağı. 1 kilo gül yağının kilosu 1.450.000 lira. 16 okka. Peygamberin türbesine yanacak. Resul-i Ekrem o. Efendim israf değil mi? Değil. Bana yaparlarsa israf. Ha, geçenlerde gördüm orada bir koca taş böyle bir taş. Sarık marık falan. Dedim hangi alim, hangi sadrazam, hangi paşa? Gideyim okuyayım şunun tarihte yeri vardı. Bir atlayarak gittim okudum. İğri kapıda kasapmış adam. Allah rahmet eylesin, göğünü bu parayı yapmış ya, ulan senin utançı kaldıramazsın göğünü kıyamete sırtını, nasıl kaldıracaksın mahşerine göreceksin? Ne lüzum var sana böyle taş maç böyle? Kasapmış, evde hevesi kalmış herifin, yaptırmış. Ha, şimdi ona caiz değil, israf o. Onu öyle yaptıracağına fukarayı tahir etsin, fukarayı için. Ama büyük zevata layıktır, erliyaktır. Fetvalar vermişler. Şimdi ahmak adamlar işte böyle imandan bir haber, namazdan bir haber, abdestten bir haber, zekattan bir haber, hayvan gibi yer işe yeter, kendimize hazırlanır. Aman nesin? Öyle süslettik ki yazarı, altı haraplar olmuşsun, altı cehennem çukurundan bir çukur, Allah muhafaza olmuyorsun. Üstüne de para olursa olsun, altı çukur cehennem çukuru. Üstüne de harap olursa olsun, içerisi cennet bahçesi. İmanlı gideceksin, hazırlayacaksın kendini. O da burada olur. Ramazan'dan Ramazan'a oruç tutmakla efendim, Ramazan'dan Ramazan'a. Onun için teşekkür ediyoruz ya, ben bayramda genelde teşekkür ediyorum. İnşallah istikbalde gelirler diye. Babacığım Allah'a mühtaç olduğum kadar Allah'a ibadet. Her an mühtaçız. Allahü Teala Hazretleri. Her anda. Her nefes. Her nefeste. Allah gözümüzün nurunu söndürecek. Kim bize nur verecek? Ayağımızın şeyini donduruverse, bak geçen gün gelirse hap diye iniverdi. Yani bitti işte. Ayak ben bittim tamam. Ne param para eder, ne malım para eder. Hiç şey bitti işte. Lap idrarını durdu. Ne yapacaksın yani? Hadi. Misal bunlar yani. Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Bak ben sana söyleyeyim. Unutma bu sözleri benim. Ya Rabbi şahit ol. Bizim bu son senemiz yani. Allah'a mühtaç olduğun kadar Cenab-ı Hakk'a ibadet et. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Ne kadar tahammülü ateşe, cehenneme, o kadar günah işle. Bol bol yap. Dayanacağın kadar ama. Git bu akşam evvel elini koy bakalım. Sıcak şey üzerine elini ne kadar dayanacaksın. Kur'an şu haber veriyor. Bitti o kadar. Sıcak çorba bile yenir. Efendime söyleyeyim yenir. Hoca Nasrettin'in karısı almış ağzına çorbayı, sıcak çorbayı. Haşlanmış, gözden yaş akıyor. Sormuş hoca. Ne oldu kadın, niye alıyorsun demiş. Annem bu çorbayı severdi rahmetlik annem. Aklıma o geldi demiş. Merhum annem. Allah rahmet eylesin. Hoca o da olmuş bir kaşık. O da başlamış ağlamaya. Kadın soruyor şimdi. Hoca ben sen ne ağlıyorsun? Neye mi ağlamayayım? Annen öldü sen sağ kaldığını ağlıyorum demiş. Haşlandık. Evet. Neyse uzatmayalım bir şey. Geldi mi vakit? 8. Ne hazırladın mahşer gününe? Kıyametini soruyorsun. Ölümünü öğrendim. Ne hazırladın ölümünü? Hadi bakalım. Ölecek miyiz? Soruyorum. Evet, evet. Soruyorum be. Peki ne vakit? Belli. Belki bir saat sonra. Belki 10 dakika sonra. Belki yarın. Belki bir daha 10 sene sonra. 15. Öleceğiz ama değil mi? Niye hazırlanmıyoruz? İnanmıyoruz ölüme. Hayır. Ölenlere var bize yok diyoruz. Bize hikaye geliyor. Hikaye geliyor. Nefsini yandıramıyorsun ölüme. Onlara var bize yok diyorsun sen. Gönül ise hiç ihtiyarlamıyor. Hep bir genci dinç maşallah. Şey gibi, kurt gibi. İhtiyarmış kurt gibi. Güzel bir şey geçtiğinde hemen böyle yapıyor böyle hemen. Kuzuyu gördün mü kurt bir şey alır, kıyafet alır böyle. Güzeli gördün mü nefis hemen böyle bir şey yok halbuki. Şimdi hemen söyleyeyim. Ne lazım öyle? O zat demiş ki Peygamber'e ya Resulallah vallahi benim fazla pek ibadetim yok demiş. 5 vakit namaz kılarım ben. Ya ne yapacaktı biz 5 vakit namaz? Bana gelip soruyorlar bazen. Efendim sen hacca gittin değil mi? Gittim. O Vehhabiler orada sünnet kılmıyorlar. Soran namaz kılsa, farz kılsa canım yanmayacak. Soran farz kılsa kendi hiç namaz kılmıyor. Vehhabi duymuş, Vehhabi sünnet kılmıyormuş. Onu bana soruyor. Koyun atlamış sudan, koyunun kuyruğu kalkmış, keçi gülüyor buradan. Niye gülüyorsun demişler, koyunun kıçı göründü demiş. Hep keçinin kuyruğu havada görünüyor. Aynı bizim göre. Serseferim. Vehhabi sünnet kılmıyor. Ulan sen farz kıldığın var mı senin? O zat diyor ki sana Peygamber'e ya Resulallah diyor ben 5 vakit namaz kılarım. Sonra senede bir ay oruç tutarım. Fazla tutmuyorum. Nafile oruçlarım yok. Halbuki bir Müslümanın nafile oruç tutması lazım. Ramazan'dan sonra. Ramazan'da et tutanlar ekliyor maşallah. Ne güzel. Bereketli ay ve Allah bir sabır metanet veriyor Ramazan-ı Şerif'te. Oruçtan zevk alıyoruz elhamdülillah yani. Şikayetçi değiliz elhamdülillah. Şifa verdi elhamdülillah. Şifa oldu. Şekerim 480'di benim Amerika'dayken. İngiltere'de bir türlü. O kadar ilaç yuttuk, bilmem ne yaptık yani. Olmadı. Oruç yuttum 160'a indi. 480 doktor orası indiremedi. Oruç indirdi aşağı doğru. Şifa. Ya Resulullah benim böyle fazla namazım yok. 5 vakit namaz kılarım. Nafile oruç tutmalı. Mesela pazartesi, perşembe günleri. Ramazan'dan hariç zamanlarda. Senin kazaların vardır. Hem nafile olur hem kaza olur. Kazaları yapın. Namazları öyle. Sakın ha Ramazan'dan sonra namazı terk etmeyin. Cemaate gelin. Ve namaz kılın namazı sakın ha. Sakın terk edin namazı. Allah'a da dua edin, ya Rabbi bizi kabul et huzuruna deyin. Çünkü kabul ederse gelirsin namaza, kabul etmezse gelemezsin. Sen ben gelmedim zannedersin, sen gelmemek değil o. Allah içeri sokuldu demek. 5 vakit namaz kılıyorum ya Resulallah. İşte oruç tutarım, zekatımı veriyorum veyahut işte sadakamı veriyorum. Yani yaptığı ibadet benim bu ama şart var. Nedir o? Allah'ı ve Resulünü, yani Allahü Teala'yı ve seni çok severim ya Resulallah. Onun üzerine Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, ey Arabi, iyi dinle, kulağını benden yana ver. Ey Arabi, kişi sevdiğiyle beraberdir demiş. Şimdi müjdeyi görüyoruz. Ve şöyle demiş, el mer'u ma'amen ahabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ey Arabi, sen de benimle berabersin demiş. Allah Allah. Kişi sevdiğiyle beraber, sen de benimle berabersin demiş. Sahabe diyor ki, o güne kadar hep içimizde bir kurt, kafamızda bir istifam, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin makamıyla bizim makamımız cennette bir olur mu? O bizden ayrı düşecek. O âli makamlara çıkacağız, biz düğün makamda kalacağız diye düşünüyorduk. Anladık ki Cenab-ı Peygamber'le olmak için Resul-i Ekrem'i sevmek lazım. Biz de seviyoruz. Peygamber'le beraber olacağız diyor. O biz bu bayramı yaptık diyor. O müjdeyi verdik size. Yeter mi? Hadi yeter. Hocam müsaade edersen bir şey söyleyeyim. Sor bakalım. Bu Şeyh Bedreddin asıldı ya, idam edildi ya, onun şeyini, suçunun ne olduğunu bir duymadım. Da. Komünizm gibi. Şeyh'ten ziyade şeyin adamları vardı. Torlak Kemal vardı. Bölceli Mustafa diye bir adam vardı. İkisi bunlar Şeyh'i alem yaptılar. Ekseri ölü bu şeyhlerin başına gelir. Bela etrafındaki adamlardan gelir. Şeyh'i bayrak yaparlar. Kendilerine onlar adam toplarlar. Bunların şeylerine göre, mezheplerine göre, iştahatlarına göre, Torlak Kemal'den Bölceli Mustafa'nın şeyine göre kadın hariç olmak üzere emmale müşterek şey diyorlar, kabul ediyorlardı. Komünizmin şeyi yani. Evet. Ama şeyh bundan belki bir haberdi. Sonra şeyhe bunu gösterince şeyh dedi ki, madem böyledir imzayı ben edeyim dedi, getir bana. Bunlar benim bağlım başımda dedi. Kendi sıfatasını kendi verdi. Seres çarşısında astılar şeyi. Şeyh Bedreddin Simavi, Simavi Mekadesi Bedreddin. Evet. Kemikleri nerede bakayım? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Türbede yatıyor burada. Sultan Mahmut Türbesi var ya. Evet. Şurada Çembertaş'ta be. Evet. Hah, oraya getirdiler, onun kemiklerini oraya getirdiler. Haberin olsun olayı. Irak'ta asıl değil, asılırken? Serez'de. Serez neresi oluyor? Serez, Rumeli'de. Bulgar'la Yunan'ın arasında bir yer işte orası. Serez'de. İdam etti. Kendi verdi fetvasını. Gayet de alim, kamil bir adam. Fevkalade. Şehirlerin başına felaket olur. Şehirlere böyle bazı adamlar kendilerine alem yaparlar. Etrafına adam toplarlar falan böyle. Şeyhin başını birer sokarlar devlete. Öyle olur. Torlak Kemal'le Bölceli Mustafa. Mesela bir tane daha var işte. Birisi daha o da. Onlar işte emmale müşterek ve nisai müştereki kabul ediyorlardı. Hiç şeye kabul etmedi. Nisai müşterek olmazdı. Evet. Başka? Bu kadar mı? Oturalım mı? İftarı burada mı yapacağız? Saat ne kadar var şimdi? Şey bu Hafız Erkin geçiyorlar şeyi bu kahvereyi. Ya eskilerden buradan çıkıyor mu? Bu da yollara. Fatih'e gidinceye kadar 50 yerde adamı çevirirlerdi yolda. Kibar efendiler böyle hakaretle değil. Kibar efendiler efendim. Lokma etmez miyiz? Bu şeref bize bahsettiler. Buyurun efendim. İstanbul efendileri kibar adamlar. Buyurmaz mısınız? Lokmamıza. Bize aban edeceksiniz. Buyurun. Böyle. Sonra yemek yedikten sonra çıkarken dışarı para verirler. Bedava edilmenize gelmeyin. Diş kirası. Ya şu zamanında çağırıyorlar. Bir de diş kirası veririz. Durumuna göre. Fukara ise işte 3 mecliye, 2 mecliye, 2 altın, 5 altın falan böyle verebilir. Eğer zenginse, zengin adamsa, zekat kabul etmiyorsa onlara kıymetli bir tesbih. Ya bir yazma Delail-i Hayrat, ya bir yazma Kuran-ı Kerim hediye edilir. Sultan Abdülaziz cennet mekan, Zeynep Hanım çağırtmış Sultan Aziz'i. İftara, padişaha davet etmiş. Demiş ki, gelirim o demiş. Abdülaziz Han büyük bir padişahtır. Ona yazık ettiler. Ve devlet onunla beraber yıkıldı. Koca Ali Osman devleti. Mithat Paşa buna ihanet edenler. Hüseyin Avni Paşa. Zeynep Hanım kim oluyor? Anlatacağım şimdi. Hemen söyleyeyim. Sonra ben söyleyeyim, mütercim Rüştü Paşa denilen pezevenk, o da işin dahil. Padişahı öldürdüler, iddialı diye çıkardılar diye. Büyük adamdı. Halkçı bir padişah, halkı sever. Onun zamanında yetişenler söylüyor. Tarihte okuduk başkan, yeni yetişenler. Başına altın koy, dolaş, kimse yan gözden bakmaz diyor. Filan kaç sene saltanat zamanında bir adam öldürüldü diyor. Burada Kalpaköy'ünde, İstanbul'da Kalpaköy'ünde bir adam öldürüldü. Rum bir Rum öldürüldü. Hiç adam öldürülmemiş, adam katılmış. O gün o Rum'u da öldürmüşler, katılmışlar. O gün emir çıkmış, o gün öldürmüşler. Kalpaköy'ünde böyle. O kadar şey. Eminmiş. Yani Ali Paşa idareti yakında başvekil. O vakit Ali Paşa sadrazam, mühim bir adam, devlet adamı. Böyle sadrazam gelmedi Ali Osman'a yani. Ali Paşa. Büyükreşit Paşa burada yatıyor. O Sultan Mecid'in şeyi. Ali Paşa. Abdülaziz'in şeyi. Efendime söyleyeyim. Efendim. Kamil Paşa'nın ailesi. Zeynep Hanım. Zeynep Kamil Hastanesi var ya ve onun şeyde, Üsküdar'da onun konakta burada yandı. Şimdi yerine üniversite yaptılar. Ben yetiştim konağı bilirim. Edebiyat Fakültesi, o vakit koca bir konak vardı orada. Oraya çağırmışlar padişahı, iftara. Gelmiş sultan. Efendim. Demiş ki haber salmış yani falan. İftardan gelirim ama diş kirası isterim demiş. Ben diş kirası gelmem demiş. Efendim hepsi olun demiş. Gelmiş iftar ettikten sonra. Ne kadar hulviyatı varsa şeyin. Zeynep Hanım'ın. Hepsini bir altın tepsisine koydu. Ne varsa. Nice öferler. Üzerinde bir Kuran-ı Kerim yazma. O da Zeynep Hanım. Kuran-ı Kerim'i de 2000 altına yazdırmış. Asker Mustafa İzzet Efendi. Yap hesabı ne? Her altın 30.000 lira. 6 milyon, 7 milyon lira. 6 milyon. Ne? 6 milyon. 6 milyon. Neden bakıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Bismillah. 60 milyon. 100 aldı. 200 aldı. Evet. Doğru. 60 milyon. Oho. Getirmişler sultanını. Buyurun efendim. Dişkâh. Demiş, bu kâfi demiş. Kur'an-ı Kerim almış. Yanlış Kur'an-ı Kerim. Döne dolaşa o Kur'an-ı Kerim benim önüme geldi. Döne dolaşa o Kur'an-ı Kerim ben satın aldım. Kaça biliyormuş? Bu parayla 4000 lira. Durdu. Kimse almıyor. Kimse almıyor hiç. Durdu. Elimde en nihayet 4000 liraya sattım. Kârsız. Biz bıkmışız öyle şeylerden, yazma Kur'an-ı Kerim. Kurtulamaz ki Allah böyle olur. Bıkmışız. Namaz. Hoca. İğrenmişiz biz namazdan, camiden, hocadan, imamdan, haliften, şeyhden, hacıdan, Müslümandan, Kur'an'dan. Şimdi elhamdülillah bu 12 Eylül'den sonra Allah razı olsun biraz topladılar kafalarını da şimdiki azıcık şey alıp bakıyorlar işte müze yaptılar, bilmem yaptılar, topluyorlar şimdi. Sattırmıyor, yasak. Sattırmıyor, şimdi yasak öyle işte. Efendim, devlete vereceksin, devlet parayı veriyor, kaç parayı veriyor, alıp koyuyor. Yani.